Tuncay Molla Veysoğlu, 12 Ocak 2022, Cumhuriyet Rüşvet parasıyla manipülasyon mu yapıldı? Merkez Bankası verileri açıkladı. Yalnızca Kasım ayında Türkiye'ye 4 milyar 462 milyon dolar kaynağı belirsiz para girdi. Cumhuriyet tarihinde bir rekor daha. Geçmiş iktidarlar döneminde Merkez Bankası kasasında bir yılda göremediğimiz meçhul paraları AKP ile birlikte aylık takvimlerde izliyoruz. Bu paralar kimin parası? adı üzerinde kaynağı belirsiz para. Yani kara para, rüşvet parası, vergilendirilmemiş para, uyuşturucu parası, yolsuzluklardan elde edilen para. Yıllardır yazıp anlatıyoruz. Rantın olduğu her alanda AKP'ye yakın şirketler enerji ihalelerinden altyapı projelerine, özelleştirmelerden imar rantına kadar milyarlarca dolarlık bir pastayı paylaştılar. Saraya yakınlığına göre dilimlerin büyüklüğü belirlendi. Bugün yaşamı petrol kralları gibi olan saray zenginlerinin her kuruşunda tek adamın hakkı var. AKP'nin iktidar olduğu ilk yıllarda Tüsiyat, Müsiyat ve Tuskon'la başladığı işbirliği zaman içinde biat eleğinden geçirilerek beşli çeteye kadar süzüldü. Her ihaleden milyarlar aktı. Milletin hazinesi bir avuç azgın azınlığın emrine verildi olağanüstü para akışı yurt dışında güvenlik kasalara, vergi cenneti adalardaki hesaplara, patronu belli olmayan fonlara aktarıldı. Ve doların zirve yaptığı Kasım ayında Türkiye'ye adeta dolar yağdı. Merkez Bankası'nın net hata noksan kaleminde yer alan 4 milyar 462 milyon doların tarihi seviyede olmasına şaşırmıyor, anlıyorum. Ülkedeki istikrarsızlık ortamından yatırımcılar kaçarken aniden giriş yapan bu yeşil banknotların yatırım için gelmediğini de biliyorum. Ekonomi Bakanlığı yapan ve alanında duayen olarak gördüğüm Ufuk Söylemez de konuşuyorum. Türkiye'nin mali sınırları, coğrafi sınırları gibi kevgire döndü diyor söylemez. Net hata 90 kalemindeki dolarlar yurt dışındaki inşaat sektöründen, işçi dövizlerinden, ihracattan gelen paralar değil diyor ve ekliyor. Görülmemiş bir rakam bu. Kime ait olduğu belli olmayan hırsızlık, rüşvet parası olması muhtemel bu paralar Türkiye'ye algı yaratmak için sokuldu. Rüşvet parasıyla manipülasyon yapıldı. Söylemez Türk milletine operasyon yapılıyor. Kasım ayında dolardaki yükselişe karşı yalancı bahar havası yaratmak için içeriye bu paralar sokuluyor. Mali güvenliğimiz de ortadan kaldırıldı diyor. FATF kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 39 ülkenin bir araya geldiği uluslararası bir kurum. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele için belirlediği sorumluluklara hükümetlerin uymasını bekliyor. Kara listede İran ve Kuzey Kore var. Kara listeye girmek üzere olan ülkelerse gri listede. Türkiye AKP ile birlikte işte bu gri listede yerini aldı. İçinde bulunduğumuz ligde Myanmar, Pakistan, Sudan, Uganda, Zimbabwe ve Senegal gibi ülkeler var. AKP 7 kere varlık barışı çıkararak Türkiye'yi uyuşturucu parası, rüşvet parası, kara para mıknatısı haline getirdi. Kasım ayında mali sınırlardan memlekete kayıtlı giren kaynağı meçhul para yaklaşık 5 milyar dolar. Türkiye yağmasından palazlananlar iktidarı sürdürmek için verilen görevden kaçmamış görünüyor. Tuncay Molla Veysioğlu.